geceliğin çalışılarak bu istiflemeye devam edilmesi emrini kim verdi kardeşim? Dışarıdan dışarıda mühimmat kalmayacak. Kim verdi? Ali Duran Bey'miş komutanım. Geceliğinde yani, çalışın. Evet komutanım. Komutan denetlemeye gelecek diye gece gündüz çalışarak el bombalarını mühimmat deposuna istiflediler. İstifleme sırasında el bombası sandıkları yere düştü. Bombalar patladı, 25 asker şehit oldu. O patlamada ihmali olduğu iddiasıyla 3 subay hakkında dava açıldı. Albay Veysel Özbay, Binbaşı Ali Duran ve Üsteğmen Tuncay Aydın tutuksuz yargılanıyor. Radikal Gazetesi askeri savcı Albay Erol Erin, sanık Üsteğmen Aydın'ı sorguladığı görüntülere ulaştı. Savcı ısrarla sordu. Gece çalışma emrini kim verdi? Dedi. Geceliğin çalışılarak bu istiflemeye devam edilmesi emrini kim verdi kardeşim? Dışarıdan, dışarıda mühimmat kalmayacak. Kim verdi? Ali Duran Bey'miş komutanım. Geceliğinde yani, çalışın. Evet komutanım. Peki niye bu acele ne? Dursa ne oluyor? Komutanım bir an önce istiflere başlanmasını istedi komutanımız. Yok dursa ne olur yani, bir ertesi gün gündüz olsa olmaz mıydı? Komutanım dışarıya çıkarıldığından dolayı işte el bombalısı olduğu için dışarıda... Ya gündüz yapın bu faaliyeti. Gündüz yapıldı komutanım zaten, sabah. Bitmedi, sabah gecede devam edildi. Evet komutanım. Sanık Üsteğmen'in ifadelerine göre normalde 20 günde bitirilmesi gereken istiflemenin 4 günde bitirilmesi istendi. Gündüz çalışsaydınız denetlemeye kadar bitmez miydi bu? Bitiremezdik komutanım. Hafta sonu çalışsanız? Hafta sonu çalışsak bitiremezdik komutanım. Komutanım bu mühimmat riskli bir mühimmat. Dışarı çıkarıyoruz. Sandıklar bazen eksik olabilir, kontrol etmek zorundayız. Çünkü o gün 10 küsur vagon gelmiş. Nasıl bitmez ya? Evet, bir Ekim'e kadar ne kadar süre var ya? Peki günlük şeyde, günlük hizmet defterinde veya görev defteri her neyse onda var mı bu? Yazıyor mu? Bunlar çalışılacak, şey olacak diye var mı bir yerde kaydı kuydu? Bilgim yok da komutanım. Var mı? Duymadım, yok. Yok, şifai olarak verilmiş. Günlük sözde, hizmette sözde yazmıyor yazılı olarak. Patlama sırasında sanık Üsteğmen Tuncay Aydın depoda değildi. Otların toplanmasıyla ilgileniyordu. Askeri savcı sanık Üsteğmen Aydın'a hangi şartlarda el bombalarının patlayıp patlamayacağını sordu. Aydın yanıt vermekte zorlandı. Emniyetle ilgili olarak senin bir tek uyarın bu mu oldu? Düşürme sandığı patlar. Komutanım yanlış yapanları da uyarıyorduk komutanım. Ne gibi yanlışlar yapılıyordu? Mesela komutanım karşılıklı tutmalar, ondan sonra... Nasıl karşılıklı tutmalar? Yani karşılıklı tutarken dengeli tutun, dengeli olarak taşın diye birebir uyarıyordum. Düşerse mesela patlar mı el bombası? Sandım. Yani şu mesela ben düşmesine bir şey olmaz komutanım. Nasıl olursa patlar. Komutanım, el bombası sandığını ne kadar yüksekten düşürürsen patlar veya patlar mı? Komutanım bu işin uzmanı Bedir Başçavuş'tu. Aldı gösterdi arkadaşları da bilmiyorum. Var mı? Ya ben sana soruyorum. Çekildiği zaman komutanım. Çekilmeden şey yüksekten pimi olan, fünyesi olan bir şey düşerek patlar mı? Ha? Pimi düştü. Niye patlasın? Çarpmanın etkisiyle içeride bir şey olabilir. Sonuçta onda şey komutanım, hassaslık var sonuçta yani. Geçen yıl Eylül ayında şehit uzman çavuş Mete Saraç kışlasında meydana gelen mühimmat deposu patlamasında 25 asker şehit olmuş, 8'i asker 11 kişi yaralanmıştı. Üsteğmen Tuncay Aydın ve 2 subay tutuklanmış, Tuncay Aydın 3 ay tutukluk aldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.